الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المقالة الثالثة والستون أتمش مقالة العدل حلو والجور مر عدل تطدر ظلم أجدر ما شرب رنق بعد صاف كمدفوع إلى جور بعد إنصاف Adaletten sonra, yani adaletli itilen kimse gibi safi sudan sonra bulanık su içen kimse olmamıştır yani. yani demek ki bir insan adalet yaptıktan sonra, adaleti olduktan sonra zulme saparsa bu kişi sanki berrak sudan sonra bulanık su gibi su içmiş gibi oluyor. Yani kimse bunun gibi içemez yani. Yani zalim gibi bulanık sudan içen kimse gibi yoktur yani. Yani zalim Zulmeden kimse gibi safi sudan sonra bulanık su içen kimse bulunmaz diyor. Demek ma şeribe bu şerebe bazen yanlış hareketli zapt ediyorlar. Ma şeribe Rankan ba'da safin ranqan bulanık su manasında. Berrak sudan sonra bulanık su içmez. S -s Sadece bu kişi keme ila cevrin ba'da safin İnsaflı olduktan sonra zulme meyleden kimse gibi zulme itilen, burada asla metfu itilen ama yani asla meyleden, zulmeden kimse gibi safi sudan sonra bulanık su içen bulunmaz diyor yani. Men helul adli adaletin pınarı esfa minel mirati ba'da siqali siqal yani cilalanmak yani aynayı böyle silersin ya tertemiz olur. O berrak aynadan daha safidir adalet pınarı. Yani adaletli davranmak, adaletli olmak yani adaletin kaynağı, adaletin pınarı, suyu e, cilalanmış aynadan daha safidir, daha berraktır. Daha neden berraktır? ve min qarihatil baligh sa'ib fil maqal sözlerinde isabet eden sözlerinde doğru olan isabetli olan belagatli kişinin karihasından karihat tabiat manasında tabiatında bazen ee, şeye şey de diyorlar akıl yani karihat burada İki manada olabilir. Biz tabiat diyelim. Demek ki konuşmasında isabet eden say, yani böyle konuştuğu zaman isabet ediyor. 12'den vuruyor yani. Belig, yani belagatli kişinin tabiatından, e, zekasından daha nedir? Berraktır, safidir. Ama ve mevridul cevri zulmün kaynağı, zulmün pınarı akdar min hinayt tali tali daleri böyle katranla sıvayan aslında tali sıvacı dersek sıvacı tali böyle böyle sıvı yapıyor hinada katran demek o sıvacının katranından daha nedir bulanıktır daha siyahtır yani zulüm demek zulmün kaynağı o sıvacının katranından daha nedir? Bulanıktır, daha siyahtır manasında yani. Ve minel va'dil memzuci bil mitali. Mital, mital şuna derler, adam borç alıyor fakat niyeti ertelemek. Yani hemen zamanda ödemem. Abi. Ben bundan borç alayım da bir sene sonra vereyim. Yani biraz erteleyim o manada mital. Tabi buradan şeydir. Yalan. Yalan e, söz manasında. Evet. Adam söz veriyor ama yalan bir söz veriyor. Aldatıcı bir söz veriyor. Diyor ondan da nedir? Daha e, karanlıktır. Demek ki zulüm zulüm demek ki zulümün kaynağı, zulmün pınarı o, o yalan vaatlerden, yalan sözlerden daha nedir? E, karadır ulanıktır. El-munsifu insaflı olan, adaleti olan kişi yubghidu hakkı ahihi feywalli. Kardeşinin hakkını tabi burada bir mudaf takdir edeceğiz. ki kardeşinin hakkını istemiyor. Maksat onu almayı istemiyor manasında. Yani ehze hakkı ahihi kardeşin hakkını gasp etmekten tiksinir yani. Sevmez. Demek ki el munsifu adaletli kişi kardeşinin hakkını almaktan ne yapar? Buğz eder. Feyvallihi ya da feyulihi. Aslında feyulihi daha Evla yuli vermek. Feyulihi o hakkını kardeşine verir. Evet. Çünkü valla aslında valla yüz çevirmek manasındadır. Ama evla yuli bu genelde ibarelerde çok geçer. Vermek manası. E'ta yu'ti manası. Yani feyu'ti, feyulihi. Bazı nüshalarda ben diğer nüshada baktım. Bu şedde yok. Feyulihi. Keşke bunları harekele meselerdi. Ama vel cairu zalim ise meşgufun bihi yani meşgufun bihi yani bi hakkı ahihi kardeşinin hakkına çok düşkündür. Yani onu elde etmek ister daima. Fela yuhallihi onu terk bırak, bırakmaz yani. Evet. Hi bu hakka döner gene zamir demek ki zalim insan kardeşinin hakkına da göz dikmiştir ee, şagafabi aslında böyle çok düşkün manasında istekli ee, kardeşinin hakkına çok isteklidir onu almak elde etmek için yani zulmen fele o kardeşinin hakkında yapmaz terk etmez bırakmaz alır yani gasp eder manasında evet burada bu makalede ne öğrendik adaletin iyi olduğu, zulmün ise kötü olduğundan bahsetti. Şimdi hulasa bakalım. Hulasatü manel mekale. Men yaka fil cevri ba'del insafi. Adaletten sonra zulme düşen kişi, yani zulmü, zulme efendim meyleden kişi. Huve eşeddu nasi karaban. Ya da Kareben de olabilir. İnsanların en çok böyle e, sıkıntılı olan kişisidir yani. Eşheddün nasi kereben. Demek ki yani insanlardan en şiddetli sıkıntıya düşer olacak kişi bu kişidir. Yani adalet yaptıktan sonra zulme e, vaki olan zulme meyleden Liyennehu zaka ta'mal insafi safi. Çünkü diyor o kişi safi olan, berrak olan adaletin tadını almıştır, tatmıştır. Fa arafa mararatel cevril muta'akkiri. Muta'akkir bulanık. Zulmün acılığını yapmıştır, bilmiştir demek. Evet, demek o zaman bu daha ne oldu? Daha böyle sıkıntı da oluyor. Çünkü adam Adaletli, adaleti davrandığı zaman adaletin ne kadar iyi olduğunu, güzel olduğunu biliyor. Fakat zulme düştüğü zaman, zulmü yaptığı zaman da o zulmün ne kadar kötü bir şey olduğunu ne yapıyor? Öğrenmiş oluyor. Ve alametu zalik, bunun alameti nedir? Ennel adile, adaletli kişiyi, yekrehu beqa'a hakkı ahihi fi zimmetihi fe yu'tihi Kardeşinin hakkının zimmetinde kalmasını istemez ona verir. O hakkını kardeşine verir. Ama ve zalim, zalim kişi mula'un mula'un bi baqa'il haqqi lezi fi zimmetihi li gayrihi fe la lehu Yani zalim kişi kardeşinin hakkını zimmetinde kalmasına düşkündür, zimmetinde kalmasını ister. Ona vermez. O hakkını fele yu'tihi yani fele yu'til zimmeti lehu yani li ehihi. Kardeşine vermez. Evet. Demek ki ligayla başkasının hakkı. Zimmetinde olan başkasının hakkını kalmasını ister. Düşkündür. Vermez. Çünkü düşkündür adam. Zimmetinde kalmasını istiyor yemek istiyor o hakkını o yüzden vermiyor vermek istemiyor bir türlü el makale rabi'a ve sittun 64. makale enzara kel meşib meşib bu e, saçların beyazlaşması beyazlıklar seni uyarıyor seni uyarmış fakat haberin yok Şibte saçın sakalın ağardı ama ve ura mukema ve hata aridehi evet diyor saçın sakalın ağardı ama ura uram yani böyle yaramaz diyelim yaramaz yanaklarına beyazlık karışmadı yani ma vakata ama bu da halata ma halata aridehi buradaki maksat ee, iki yan yani yüzün iki yanı ki burada bakın sakalların sakallarına yani iki yandaki sakallarına meşi beyazı karışmadı. Yani demek ki sen hala eski şeyinde devam ediyorsun. Yani saçına beyazlıklar düştü, saçına aklar düştü. Fakat yanağına o oram aslında böyle eee yaramazlık yapan, yaramazlığa meyleden o efendim e, sakalın beyazlaşmadı yani. Ve şeyh yaşlandın. Ama ve garamuke, rida o şababihi kaşibun. Bu rida onu tenvinli yapmış. Tenvinli olmayacak. izaferidir zaten. Burada da belli. Yaşlandın ama arzu ve istek elbisen hala eskimedi diyor. Hala gözün başka şeylerde diyor. Taşı burada eskimek manasında. Rida biliyorsunuz üste giyilen elbise denilir. Evet. Garam da bir şey istekli olmak. Wa de sen diyor yaşlandın ama wal hal bu ve haliyedir ve garamu karida u şababihi qashibu. Mali araka sabal miras diyoruz ne oluyor bana? Yani ayi şeyin sebeteli bana hangi şey bana ne oluyor ki seni görüyorum sabel miras boynaymıyorsun eğmiyorsun. Yani sen yola gelmeni zor görüyorum yani boyun eğmeni zor görüyorum. zor görüyorum miras miras bu da boyun eğmek. Niçin hakka hakikate boynaymıyorsun eğmiyorsun? Cami re'si yani mali arake cami re'si cami böyle hani at bazen atı şey yaparsın at boyun eğmez. İşte o manada böyle sen sana itaat et, serkeş deriz. Yani başının böyle serkeş olduğunu itaat etmediğini görüyorum. Yani için hakka boyun eğmiyorsun manasında. Yani gayrı munkadin boyun eğmiyorsun manasında. Kenne vafidel lem sanki diyor o beyazlığın elçileri lem yaptım ki e, seni dizginlenmemiş. Aslında hatama yani atın burnuna bazen şey koyarlar böyle halka koyarlar onu diz, dizgine getirmek için. Ne, ne, demek? Yani demek ki o beyazlıklar beyazlığın elçileri seni yola getirmemiş yani. Dizginlenmemiş. Frenlememiş manasında. Ve kenne irtiqa sinni lem yahtimke yani yaşının ilerlemiş olması lem yahtimke <laughs> bu da aynı manadır. Dedi ki bazı nüshalarda bu ibare yoktur. Evet. Yani masat seni engellemiyor manasında. Yani yaşının ilerlemesi seni oyun, eğlenceden ne yapmıyor? Engellemiyor. Ee, seni takatten kesmiyor manasında. Aslında hatama şey yapmak böyle yok etmek manasına geliyor. Bir şeyi perişan etmek. Kırmak, parçalamak manasında, tahrip etmek. Yani maksat burada seni ne yapmak? Ee, o direncini kırmıyor manasında. Oyun eğlence olan direncini, isteğini kırmıyor. Yani sanki diyor o yani yaşın ilerledi, sen normalde takatten kesilmen gerekirdi ama diyor ne olur sen bu sanki sen bu yaşının ilerlemesi seni takatten kesmemiş diyor. O yüzden sen böyle gözün daima e, şeylerde, başka şeylerde. E şeyhu khatu tuksibu ehlaha semta. Yaşlılık diyor, o ehline yani yaşlı olan kişiye giydirir, ne giydirir? Güzel bir e, semt, güzel bir hal ona giydirir. Yani vakarlı olur. Efendim ağır olur. Yani insan yaşlandığı zaman daha vakarlı, daha ağır olur. Ona güzel bir hal giydirir. Ama ve ente ma eksebet illa emta. Sana kibirden başka bir şey giydirmemiş yani sen hep e, burnun havada mı nasıl? aslında yüksek yerlere denilir. Yani Maksat sen bu kibirden kine, tekeburden kine kinayedir. Demek ki yaşlılık insanlara yani e, Allah dostlarına güzel bir hal, güzel bir gidişat giydirir. Ama sana ancak tekebürü giydirmiş diyor. Bir türlü boyun eğmiyorsun. Lev alimte ayye vaftin halle bi vaft bi fevdik. Fevd burada şey manasında bi cani bi resike. Sanki diyor Lev alimte sen bilseydin ayye vaftin halle bi fevdik. Başına hangi elçilerin e, ıı, konakladığını bilseydin la teberka'ta hayaen min vaftike. O elçinden haya ettiğinden dolayı ne yapardın? Aslında burka yani maksat peçe takmak yüze burka diyor burka. Yani yüzüne yüzünü örterdin yani o manada. Yani o gelen elçinden haya ettiğinden dolayı yüzünü örterdin yani. Masat kendine çeki düzen verirdin. Ama velaki muhayyake senin yüzün لم يتعلم öğrenmemiş, bilmemiş yani sen yani hayasız bir insansın demek istiyor. Ve lem telaffuz etmemiş min hurufihi bu hayan harflerinden El vel elya. ne demek? Sanki de sen haya hiç bilmemişsin. Haya nedir? Hiç öğrenmemişsin hayatında hiç konuşmamışsın. Telaffuz etmemişsin diyor. Haya nedir? İnsan bir şey bilmezse onu söylemez tabii. İnsan bildiği şeyleri telaffuz eder. İnsan demek hayadan bir habersin yani haberin yok. O yüzden ne hayasın da var ne de hayayı biliyorsun konuşuyoruz. Tesibu ile şerri ve sebeis bu sıçramak. Atlamak manasına. Şerre doğru sıçrıyorsun. Ben yani bir yerde oyun eğlence oluyor. Hemen oraya koşuyorsun. Kema tesbir ziba. Nasıl ki e, ceylanlar, geyikler oradan oraya ne yapıyorlar? Sıçrıyorlar. Ve tel hesu sen ila lehvi asa lehisa da la da dilini çıkarmak manasında böyle adam susuzluktan dolayı ne yapıyor dilini çıkarıyor hani Kur'an-ı Kerim'de de ayette diyor ya Ve ke mesel kelp in tahmilu yelhas ve in tetruku yelhas evet gene bakalım bunun mazisi hele yoksa Laha sem yoksa <laughs> lehi semi. Onu hemen şuradan bu kattan bakıyorum. Laha <laughs> Evet. Laha <laughs> diyor nefes nefese kalmak. Köpek yorgunluktan, susuluktan dilini çıkarmak. Evet. Ve tenhesu ilallahu kema yelhesu az yani zima burada susuz kişi. Sen böyle oyun enerji iştiyaktan dolayı ne yapıyorsun? Dilini çağırıyorsun yani. O manada. İn ham batil ve esma min sim'in bu batil olacak. Batıl ham hama zaman herhalde. Burada ne demiş? İnde akel batilu ham demek ki çağırsa, sana nida ise sen Simya bir kişidir, ondan daha çok kulak veriyorsun, işitiyorsun. Bu sim diyor, dışı sırtlanla kurdun birleşmesinden doğan bir hayvandır. Kulakları fevkalade işitirmiş. O yüzden bu bir deyim olmuş. Yani sen simden daha çok işitiyorsun. Yani batı seni davet etse oyun eğlence, sen o simeden daha nesin işiten iştir olursun yani. Hemen kulak verirsin manasında. Ama ve in hem hemel hakku hak söylendiği zaman yani de akel hakku sana nida ettiği zaman çağırdığı zaman fekenneke birazsemi sanki kulağın yok işitmiyorsun yani. hesabına gelmiyor demek. Demek hesabına gelen şeylerde kulak veriyorsun. Hesabına gelmeyen şeylerde ise eee gibi davranıyorsun. Demek ki ve telhesu ilal lehvi kema Susuz insan nasıl suya muştaktır? Öyle dilini çıkarır. Sen de o böyle eğlence, oyuna o kadar muştaksın ki böyle ağzın sulanıyor manasında. Hak seni çağırdığı zaman sağır kesiliyorsun ama batı seni çağırdığı zaman simyadan daha kulakların keskin işitiyor. Hamel tenefseke ala riyadati ama vahiyya rayidatun. Dur nefsini böyle e, riyazata ne yapıyorsun? Sevk ediyorsun. Ama o nefsin daha toy manasında. Yani veya sa'badu linkiyat. Yani boyun eğmek. Boyun eğmesi zor. Yani daha nefsin boyun eğmeden sen nefsini ne yapıyorsun? Riyazata alıştırmaya çalışıyorsun. E, o nefsin sana boyun eğir mi? Eğmez tabii diyor.

el mutevahhişetu fi gabiha fe la yastati en yaqtariba minha yani bu gayide kendi ininde böyle e, vahşi bir şekilde duran uzanan dişi aslandan süt samayı samaya kim cesaret edebilir yani edemez e sen de öyle sen de daha nefsin e, dişi aslan gibidir sen ondan süt samaya çalışıyorsun onu eğitmeye çalışıyorsun. Bu mümkün değil yani. Demek ki hamel tenefsek ala riyadati ve ya rayidatun. Rayida yani daha bu nefsin sana boyun eğmesi çok zor yani. Boyun eğme serkeş. İnatçı. haldeyken iken sen onu ne yapmaya çalışıyorsun? Riyazata hamletmeye, sevk etmeye çalışıyorsun. Ve men liba libe'e minel lebu'eti el mugayyideh ininde böyle heybetli böyle duran o dişi aslandan kim süt sağmaya sağabilir ki yani sağmaya cesaret edebilir ki kimse edemez yani evet hulasatü manel makale şimdi burada ne demek istedim bu makalede eyyuhel insan iza kebire sinnuk diyor senin madem yaşın ilerledi yani yaşlandın faaleki aleyke en tekune eksere Rabbinden daha çok takvalı olmaya bak diyor. Ama en yeşte ile ra'suke diyor. Senin e, başın beyazlaşmadı mı yani? Ben beyaz olmadı mı? Ve ente ma tezalu sabiyyel heva vel fuat. Sen daima e, gönlün ve isteklerin gençtir yani. Sen yaşlandın ama içinde daima o e, gençlik arzusu var. Daima böyle e, farklı şeylerin peşinde koşuyorsun. Oyun eğlencenin peşinde koşuyorsun. Halbuki sana yakışan ağırbaşı olman, Rab'ine eee tevazu etmen, ondan korkman, ona ibadet etmen. Değil ki e, kadınların ya da başka şeylerin peşinde gitmen yani. Yani haram yollardan yani yanlış anlaşılmasın. Tabi insan kendi halaliyle e, şey yapabilir yani gezebilir, tuzabilir. Ama yabancı kadınlara e, şey yapamazsın diyor, göz dikemesin diyor. Sen yaşlandın ama daha gözün hadi e, elin işte gözün oynaşta yani gözün daha oynaşta. Yani. Hani diyor kıyamet gününde bir hadis-i şerif aklıma geldi. Allah-u Teala üç sınıf insanlarla konuşmayacak ve onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. Onlara elin bir azap hazırlamış. Onlardan biri de Eşşeyhü Zani. Zinakar yaşlı insanlar. İster kadın ister erkek olsun. Zina ediyor. Yaşlanmış. Saçı başı yaşlanmış. Yaşı ilerlemiş. El 60'a 70'e dayanmış. 80'e ya da ne bileyim. Hala zina ediyor. Gözü dışarılarda. İşte Cenab-ı Allah eğer bu insanlar tövbe etmese efendim e, Cenab-ı Allah bunları temize de çıkarmaz, rahmet nazarına bakmaz, onlarla konuşmaz, onlarla muhatap olmaz, onları direkt cehenneme atar, ebedi onlar cehennemde e, cezalandırır. Fele amri inneke leminel hasirin yani kasem ederim ki hayatıma sen hem dünyada hem ahirette uğrayacaklardan olacaksın. Lianne şeyhuhate Zaten diyor, dur yaşlılık turisu sahibaha yani bu yaşlılık yaşlanmış kişiye ne yapar? Peyda eder ne? Heyete ehlin hayr ve salah. Hayr ve salah ehlinin heyetini, efendim gidişatını e, ne yapar ona, ne yapar varis kılar. Yani insan yaşlandığı zaman yaşlandığı zaman ne olur? böyle hayırlı kişiler gibi olur. Salah, salih insanlar gibi olması gerekirken ama sen ne oluyorsun? Hala kendini 15 yaşındaki bir delikanlı gibi zannediyorsun. Ama ente diyor sana gelince yani madem şey, yaşlılık insanlara böyle salah ve hayır ehlinin heyetini e, giydiriyorsa miras bırakıyorsa ama falem şey bu illa uluva ve Yaşlılık ancak sana kibir ve e, ne yapmıştır? Üstünlüğü giydirmiş yani. Sen böyle kendini üstün görüyorsun. Kibirleniyorsun. Boyun eğmiyorsun. Fe Oyun eğlenceye böyle koşman ke isra'il gazdan e, e, bu ceylanların sıçraması koşması gibidir. Hemen koşuyorsun. Ceylan nasıl atik. Böyle hemen koşuyorlarsa sen de hiç vakit kaybetmeden oyun eğlenceye koşuyorsun. Hani bir insan dese gel bu gece bara gidelim hemen koşuyorsun. Ama dese gel camiye gidelim sağır kesilirsin. Ya. Yani, o nidayı duymaz yani, ya. işi İşim var dersin ne dersin bahaneler üretirsin. Boyun eğmesin. Terek tenefseke biduni tehzib. Nefsini böyle e, terbiye etmeden bıraktın diyor. Nefsini terbiye etmedin. Hatta saaret nefsin oldu. Sa'abet ne oldu? Nefsin sana itaat etmedi. Evet. Şimdi düşün adam 70-80 yaşına gelmiş. Nefsini terbiye etmemi. sen bu yaştan sonra nasıl nefsini terbiye edeceksin? Misdel etil mutevahhişeti fi gâbiha. Evet. Ormanında ininde böyle heybetli, vahşi duran o dişi aslan gibi. Femen yestetiu en hatta labanaha. Kimin gücü yeter ki onu böyle evcilleştirsin ki ondan sütünü sağsın? Mümkün değil. Sen aslanı nasıl evcilleştireceksin? Boyun eğdireceksin kendine. Yani bunu yapamazsın. Aslan seni orada ne var? Parçalar yani. Nefisin de öyle yani. Artık nefsin 80-90 yaşına geldin. Sen nefsini nasıl terbiye edeceksin yani? Sana boyun eğmez. Evet. Yüce Rabbim bizleri böyle salihlerin yolundan gidenlerden eylesin inşallah. Bu makale de bitti. Tabi bunlardan ibret almak lazım. Bu makaleler gerçekten güzel, hikmetli e, sözler içeriyor. İnşallah o Rahman 65. makaleyi gelecek dersimize okuruz. E, Yüce Rabbim istifade etmeyi ve yaşamayı nasip eylesin. Ve ahiru da'vana ان الحمد لله رب العالمين